Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Roblox'taki en saçma oyunlara bakacağız. Hadi bakalım en saçma oyunlar nelermiş görelim. Evet öncelikle en saçma oyunlar hep tuvaletten çıkar abi. O yüzden ben buraya hemen tuvalet yazdım ve burada karşıma çıkan ilk saçma şeye tıklıyorum. Mesela bu. Saat sabah 4'te tuvalete gitmece. Neymiş acaba çok merak ettim. Evet yatağımızda uyandık. Bakalım sabah dörtte tuvalete gidince ne olacakmış görelim. Aha elektrikler gitti diyor. Aç. Bunu da aç. Kapılar böyle açılıyor. Şeffaflaşıyor abi. Oyuncu koltuğu falan filan. E bizde de var koçum ondan. Çok öyle şey bir şey değil. Herkeste var yani. Anlaşıldı. Buralarda bir şey yok. Oğlum ne oldu lan? Bir anda aşağı düştüm. Cennete hoş geldin. Şanssız son merdivenden kaydın boynunu kırdın bir dahaki sefere karanlıkta dolaşırken dikkatli ol La oğlum ben seni karanlıkta suya getiririm susuz götürürüm üstüne de tuvaletin sifonunu çekerim la Evet bu oyunu tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir oyundu. Harika bir senaryoydu. Süperdi. Ve şimdi ikinci saçma kelimemiz. Tabii ki ne olabilir? Tavuk arkadaşlar. En saçma şeylerin ikincisi de tavuklardan çıkar. Buradaki karşıma çıkan en saçma oyuna tıklayıp gireceğim. Ve evet buldum. Çıkın simülatör. Bakalım neymiş arkadaşlar. Hadi görelim. Ve ahanda geldik. Tavuk belin mi ağrıyor koçum? Çok mu ağır kaldırdın? Ne yaptın lan? Yerlerde bir oklar falan çıkıyor. Bakalım ne oluyor? Oklardan koş diyor herhalde. Oklardan koşuyorum. Evet. Güvenli bölgeye gelmişim arkadaşlar. Mükemmel. Çünkü az önceki bölge aşırı güvensizdi. Şu anda çok güvenli bir bölgeye geldik arkadaşlar. Tamam gelme koçum. Bak gelme. Sen benden büyüksün. Azıcık küçüklere karşı saygı göster. Sevgi göster. Korktuğumdan değil. Adam ol diye söylüyorum. Suya girsek mi lan? Bir şey olur mu acaba? Gir bakayım. Mükemmel yüzüyor. Harika. Hayatımda gördüğüm en güzel yüzme. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki kurbağayı yiyeceğim arkadaşlar. Ye bak bak yemleri yedikçe biraz irileştim arkadaşlar fark ettiniz mi? Görüyorsunuz mu bu kadar büyük değildim oğlum ben biraz büyüdüm sanki ya. Nerede şimdi o potates? Sen bana mı sataşıyordun oğlum demin gel. Gel de sana kafan... Oha! Tamam kardeş en güçlü tavuk sensin ben gidiyorum. Geldik üçüncü en saçma kelimemize. Ne olabilir? Tabii ki maymun. Ve işte en saçma olanını buldum arkadaşlar. ahanda da bu. Eğer bu linke tıklarsan sen salak çirkin bir maymunsun diyor. Ben de tıklıyorum. Ve işte olay bu arkadaşlar. Bu linke tıkladım ve çirkin, aptal bir maymun olarak şu anda koşuyorum. Nereye koşuyorum? Ben de bilmiyorum ki zaten görecekte bir şey yok. <laughs> ve evet, işte maymun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu maymun size bir yerden tanıdık geldi mi peki? Valla bana geldi. Şimdi nereden geldiğini söylemeyeyim. Lan maymun kazım. Yürü bakayım. Ne varmış bu ormanda bir görelim. Şimdi bak benim karşıma öyle tavşandır, tilkidir, bilmem nedir böyle şeyler çıkartmayın koçum. Bana direkt ormanın kralını getirin onunla kapışırım ben. Ağaçlara tırmanabiliyor muyum? Aha tırmanabiliyorum. Tabii ki tırmanacağım ben maymunumla. Bak ağacın üstünden şu manzaraya bir bakalım. Keşfedebileceğimiz değişik bir şey var mı diye. E yavrum bu ormanda da hiçbir şey yok. E ne yapalım? Tabii ki de çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence maymun oyunlarından bir halt olacağı yok. O yüzden ben buraya şimdiki yeni kelimemizi yazdım. O da nedir? Drink. Burada gözüme çarpan en saçma bir oyun oldu. O da şu arkadaşlar. Soda içme simülatör. Ona bir girelim bakalım neymiş. Ve işte soda içme simülatöre girdik arkadaşlar. Tabii ki bu simülatörde ne yapılır? Sadece soda içilebilir. Ve sodamı içiyorum. La kuşum aydın sen de içeceksin mi? Al bir yudum da sen iç. Nasıl? Allah arkadaşlar ben sodamı içerek geziyorum. Bana hayat güzel. Şu anda yine %100 yaptım ve burpa basıyorum. İşte bu kadar. Adam 56 milyon 450 bin skor yapmış ya. Böyle bir şey olabilir mi? 50 bin sodayla buraya giriyorsun. 25 bin soda içersen buraya. 10 bin soda içersen de buraya giriyorsun. Oğlum ben manyak mıyım lan o kadar soda içeceğim? Kafayı mı yedim ben? Valla benim içeceğim soda sayısı bu kadar arkadaşlar. Bundan daha fazlasını içmek işsizliktir. Ama sizin için son bir yudum daha alırım. Al yavrum. İşte bu. Ve evet arkadaşlar bu mükemmel soda içme oyunundan sonra diğer saçma kelimemize geldik. O da nedir? Tabii ki inek. Ve şimdi ineklerin arasından gördüğüm en saçma oyuna tıklayacağım. O da hangisi arkadaşlar? O da bu. Peki bu oyun nedir? Bu oyun inekten kaçış obisidir arkadaşlar. Peki obiye nereden giriyoruz yavrum biz? Buradan mı? Buldum. Evet şu anda resmen obiye girmiş bulunmaktayım. Bakalım bu obi ne kadar zor olabilir ki? <laughs> Zor değil arkadaşlar. Ee, ben o arada sizle konuştuğum için çok dikkatimi veremedim. Ondan dolayısıyla öyle bir şey oldu. Bu oyunda Robust kullanacak kadar salak olsak mesela ne alabiliriz bir bakalım. Ee, köpek alabiliyoruz, silah ve çark alabiliyoruz arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum belki de bunlardan alan olmuştur yani. Ama ben yer miyim? Yemem. Aa. Çünkü niye? Karnım tok. Aa. Çünkü niye tok? Az önce yemek yedim. Aa. Peki ne yedim? Onu da söylemeyeyim arkadaşlar. <laughs> çok bir özellik göremedim ben. Yani inek obisiyle ne alaka onu da anlayamadım. Hangi inekten kaçıyoruz? Bir inek mi geliyor? Bu obinin adı neden inek obi? Ben hiçbir şey anlamadım. Burası normal bir parkur arkadaşlar yani. Bunun inekle olan bağlantısını çözemedim sadece. Yani eğer aranızda bunun inekle bağlantısını çözen varsa yorumlara yazabilir. Ve son kelimemizi yazıyoruz arkadaşlar. O da nedir? Eat. Yani ye. Ve burada gördüğüm en saçma oyuna tıklıyorum arkadaşlar. O da ahanda bu. Pembe sos yeme simülatörü. Ve işte pembe sos yeme simülatöre geldik arkadaşlar. Ve burada bakın pembe sosu en çok yiyen işsizleri görüyorsunuz. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak burada sıralanmışlar. İşte bunlar. Ne diyor abi? İki nasıl pembe sos yapar? Pembe al ve pembeyi karıştır. Pembe ye ve tadını çıkar. Hello. O zaman bir bakalım pembe sosları alabiliyor muyuz? Aha kafama pembe sos düştü bir yerden. Vay! Aha aldım bir tane. Ye bakayım. Eve... E, yavrum bu pembe sos öldürdü beni. Bence bu işte bir saçmalık var. Bir daha ye bakayım. La eve... oğlum madem bunu yiyince ölüyoruz, oyunun adı niye pembe sos yemesi simülatörü? O zaman ben buradaki pembe sosların üstünden atlayarak gidiyorum. Hadi bakayım. Ve aha da çıktım arkadaşlar. Ve burada yanan bir pembe sos var. 4 ödülüne dokun diyor. Şimdi ben bu ödülüme dokunursam yine öleceğim herhalde. Ah. Kuşum aydın. Sen ne diyorsun bu işe yavrum? Bak burada bir tane direk var. Hem de kocaman. İşte o direk var ya. 4 ekstra ölüm için pembe sosa tırman. Hmm peki. Pembe sosa tırmanalım arkadaşlar. Pembe sosa tırmanıyorum şu anda. Aha da geldik. İşte en sona geldik ve 4 ödülüne dokun. Dokunuyorum. Al. Evet. Bu oyunu ekstra tebrik ediyorum. Aralarında en çok hoşuma giden, en çok sevdiğim oyun bu oldu arkadaşlar. Bir kere daha alkışlıyorum. <laughs> ve evet arkadaşlar, en saçma Roblox oyunlarının sonuna geldik. Siz de arasından beğendiğiniz en saçma oyunu yorumlara yazarak bana destek olabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.